Evet, Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen webinarlar dizisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün doktor öğretim üyesi Başak Ayık bizlerle. Hoş geldiniz Başak Hanım. Merhabalar Deniz Hanım. Evet, kendisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1983 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Hatay'da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2007 yılında fakülteden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ana bilim dalında tamamladı. Uzmanlık tezini Williams sendromu ve Fragile X sendromu tanısı alan çocukların psikiyatrik ek tanılar ve otistik belirtiler açısından karşılaştırılması üzerine yazdı. Devlet hizmet yükümlülüğünün bir kısmını Elazığ Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptıktan sonra görevini Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Hastanesi'nde yaptıktan sonra görevini yine aynı hastanede devam etti. 2017 yılının Ocak ayında kendi isteğiyle devlet görevinden ayrıldı. Halen MP Fenerbahçe Tıp Merkezi'nde çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Ayık, evli ve bir çocuk annesidir diyerek ben sözü Başak Hanım'a bırakıyorum. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederim Deniz Hanım sunumunuz için. Evet, Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi ben çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında çalışan bir uzman hekimim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Fener Yolu'nda, NP Fener Yolu Tıp Merkezi'nde çocuklarıma, hastalarıma danışmanlık ve tıbbi tedavi hizmeti sunuyorum. Bugün çok güzel bir konu seçtik beraber tohum otizmle iletişim halinde olarak. Çocukluk ve ergenlik döneminde sıkça görülen obsesif kompulsif bozukluk ve otizmli çocuklarımızda da özellikle bu pandemi döneminde de artış gösteren obsesif kompulsif bozukluğun farklı yönleri ve tedavisi nasıl ele alınıyor? Bugün bunu konuştuk. Planladık. Bir sunumum var. Dikkatiniz ve takibiniz daha kolay olacağını düşündüğüm için PowerPoint üzerinden anlatarak devam edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sunum planımda öncelikle obsesif kompulsif bozukluk nedir, sebepleri nelerdir, nasıl tedavi edilir, belirtileri nelerdir, bunların üzerinde duracağım. İkinci adımda otizmin temel özellikleri, çekirdek belirtilerinden bahsedeceğim. Ve üçüncü olarak da otizmli bireylerde görülen obsesif kompulsif bozukluğun normal gelişim gösteren bireylerden farkları nelerdir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, tedavisinde nasıl farklar vardır, bunların üzerinde durmayı hedefliyorum. Şöyle, obsesif kompulsif bozukluk aslında 1500'lü yıllardan beri birçok yazılı metinde söz edilen bir konu. Eski metinlerde şeytan tarafından ele geçirilme olarak da adlandırılmış. 1800'lü yıllarda ilk kez obsesyon terimi kullanılmış. Bizim psikiyatri tanı sistemine girişi ise 1950'ler civarında. İki temel kavram var. Bunlardan birincisi obsesyonlar. Obsesyon kelimesi aslında kuşatılmak, ele geçirilmek anlamına gelen obsidere, Latince obsidere sözcüğünden köken alıyor. Özelliği tekrarlayıcı ve süreyen bir şekilde düşünce, dürtü veya görüntülerden oluşuyor. Zihinde meydana geliyor bunlar. Gerici ve uygunsuz bir şekilde yaşantılanıyorlar ve önemli ölçüde kişide kaygı meydana getiriyorlar. Kaygı, günlük yaşam problemlerimizle hissettiğimiz basit kaygılardan çok daha fazla rahatsızlık uyandırıyorlar. Kompülsiyonlar da yine Latince zorlanma, zorlanmış, köşeye sıkışmış anlamına gelen compellere sözcüğünden köken alıyor. Bunlar ya obsesyonlara tepki olarak ortaya çıkıyorlar veya obsesyondan doğan kaygıyı azaltmak için yapılan bir takım davranışlar. Uygulanmak zorunda hissediliyor. Ve genellikle tekrarlayıcı davranışlar veya sadece zihinsel eylemler olarak da ortaya çıkabilir. Obsesif kompulsif bozuklukta ciddi derecede kaygıya yol açan şekilde tekrarlayan obsesyon ve kompulsiyonları ayrı ayrı yani tek başına veya ikisini bir arada da görebiliyoruz. İnsan beyni
ve vücuduyla sınırlandıramayacak kadar büyük bir çeşitlilik gösterebilir obsesyon ve kompülsiyonlar. Çevrenizde veya belki burada psikologlar veya meslektaşlarım da varsa, hastalarınızdan bildiğiniz el yıkama, çizgilere basmama, düzenleme, sıralama, kapı kollarına dokunamama veya tekrar tekrar yaptığı şeyi kontrol etme, zihnindeki şüphelerini, kuşkularını onaylatma gibi veya çok kişiye özel farklı obsesyonlar ve kompülsiyonlar dediğim gibi sınırsız bir çeşitlilik gösterir. Bizim psikiyatride kullandığımız tıbbi tanılama sistemi olan DSM-5, 2013 yılında obsesif kompülsif bozukluğu, anksiyete bozukluğu başlığı altından çıkardı ve obsesif kompülsif ve ilişkili bozukluklar olarak yeni bir grup oluşturdu. Bu grubun altında OKB dışında daha önceden OKB'nin içerisinde tanımladığımız istifleme bozukluğu da var. Yine deri yolma, saç koparma, beden dismorfik bozukluk gibi veya başka durumlardan kaynaklanan obsesif kompülsif davranışlarda aynı grupta yer alıyor. Yine bu tanı sistemi içerisinde bizim bir kişiye obsesif kompulsif bozukluk hastasıdır diyebilmemiz için bir takım kriterler kullanıyoruz. Yani her obsesyonu olan veya her kompulsif davranışı olan kişi obsesif kompulsif bozukluk tanısı almıyor. Evet, obsesyonlar tek başına olabilir. Az önce söylemiştim, kompülsiyonlar tek başına olabilir veya her ikisi bir arada görülebilir. Önemli olan bunların kişide ciddi bir stres ve kaygı yaratması, kişinin ciddi bir vaktini alması, örneğin günde bir saatten fazla sürmesi veya o kişide işlevsellik kaybına yol açması gerekiyor. Yani benim bir takım takıntılarım var ama günlük hayatımda yapmam gereken işlerin hiçbirini aksatmıyorum. Günde bir saatten daha kısa sürede yaptığım bir takım törensel davranışlarım var. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı almıyorum. Buna eşik altı obsesif kompulsif belirtiler diyoruz. Yine hastalık tanısı koyduktan sonra baktığımız bir takım özellikler var. Bunlardan en önemlisi içgörü kavramı. İçgörü kavramı herhangi bir psikiyatrik bozuklukta kişinin kendi semptomlarını yani kendi belirtilerinin saçma veya anlamsız olarak görüp görmemesi durumu. Bu duruma göre içgörüsü iyi, kötü olan hastalar olarak ayırabiliyoruz veya içgörüsü hiç olmayan hasta grubu da var obsesif kompulsif bozukluk içinde. Bu tabii ki hastanın tedavi uyumunu, hastalığın sürecini, yani gidişatını, prognozunu çok etkileyen önemli bir faktör içgörü kavramı. Yine obsesif kompulsif bozuklukta tik ile ilişkili olup olmama durumuna göre de hastamızı tanımlıyoruz. Demiştik, şurada bir gözden geçirelim. Bir obsesyon var. Aklına kişinin takıntılı, saplantılı bir düşünce veya dürtü geldi veya bir görüntü geldi. Bu kişide bir kaygı oluşturdu. Kişi bu kaygıyı gidermek için obsesyonuna tepki olarak bir kompülsiyon yaptı. Sonrasında rahatladı. Ama gördüğünüz gibi bir kısır döngü var. Rahatlama sonrası yeniden obsesyon zihne geliyor ve tekrar döngü tamamlanıyor. Dediğim gibi bir kişide obsesif belirtiler olabilir ama tanı alacak kadar şiddetli değilse, yani toplumda çok sık gördüğümüz bir şey eşik altı, hafif ve geçici obsesyon ve kompülsiyonlar oldukça yoğun. Bir de özellikle ben çocuk ergen psikiyatristi olduğum için 6 yaşın altındaki çocuklarda bir takım obsesif özellikler dönem özelliği gibi, gelişimsel özellik gibi görebildiğimiz bir durum oluyor. Bu da mesela 6 ila 8 yaşa kadar devam eden böyle kurallara sıkı sıkıya bağlılık, simetriyle ilgili uğraşlar, mesela eşyaların tam olarak yerinde olmasını istemek gibi bir takım gelişimsel dönem özellikleri var. Bunun iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Şimdi son dönemde artık erişkin döneminde görülen psikiyatrik hastalıklarının ne kadarı çocukluk ve ergenlik döneminde başlamış diye birçok çalışmalar yapılıyor. Birçok hastalık için var. Obsesif kompulsif bozukluk içinde yapılan bu çalışmalarda aslında erişkinde görülen bu hastalığın başlangıcının %80'inin çocukluk döneminde olduğu bildiriliyor. Bizim çocuklarda gördüğümüz obsesif kompulsif bozukluğun erişkin hastalarımızdan biraz farklı özellikleri var. Bunlara değinmek istiyorum. Genellikle küçük çocuklarda içgörü kavramı olmayabiliyor. Yani kendi belirtilerini mantıksız veya aşırı veya saçma olarak görmeyebiliyorlar. Yine erişkin hastalara göre çocuk hastalarda
büyüsel düşünceler ve kompülsiyonlar daha sık. Çünkü yine çocuklarda büyüsel düşünce yapısı dönem özelliği. Yine bu da obsesyonları ve kompülsiyonları besleyen bir yapı, gelişimsel özellik oluyor. Yine agresif obsesyonlar, yani nedir agresif obsesyonlar? Kendisinin ya da sevdiği birinin ölümü ya da hastalığı gibi katastrofik kötü olaylarla ilgili korkular. Yine yetişkinlere göre daha sık gördüğümüz bir durum. Ergenlik döneminde de yine dönem özelliği olarak dürtülerin canlanması, hormonal gelişim nedeniyle de tetiklenebilen özellikle dini ve cinsel obsesyonlar çocuklardan ve erişkinlerden daha sık görülüyor. Hastalık çocuk ve ergenlerde nasıl bir seyir gösteriyor? Aslında çocuk ve ergenlerde görülen OKB erişkindekine oldukça benzer. Bazen çocuklar kendilerini iyi ifade edemediği için veya o obsesyon tanımını tam olarak yapamadıkları için obsesyon olmadan kompülsiyonların olması sık gördüğümüz bir durum oluyor. Az önce söylediğim gibi içgörü azlığı yine tipik bir özellik. Ama çocuklarda da erişkinlerdeki gibi çoklu obsesyon ve kompülsiyonlar sık görülüyor. Hastalığın seyri boyunca da bu tiplerde değişiklikler olabiliyor. Yani bir dönem çocuğumuz bize işte sık el yıkama sorunlarıyla geliyor. Bir süre sonra bu sık el yıkamayı bırakıp onun yerine dini takıntıları başlamış olabiliyor. Veya agresif işte yakınlarının öleceği korkusu başlamış olabiliyor. Dediğim gibi obsesyon ve kompülsiyonların tipleri süreçte değişebiliyor. Genellikle en sık gördüğümüz seyir paterni semptomların şiddetinde artma ve azalmaların olduğu kronik seyir. Çocuklarda çok sık görülen obsesyonlardan kirlenme ve bulaşma en sık görülenlerinden biri. Nedir? Kirlenme ve bulaşma obsesyonu sonrasında yapılan davranış genellikle uzun banyolar, uzun el yıkama, temizlenme ihtiyacı, buna yönelik kompülsiyonlar. Kuşku yine sık gördüğümüz bir obsesyon. Kuşku obsesyonunda kişi yaptığı şeyden tam olarak emin olamadığı için yaptığı davranışı başka birine defalarca sorma ve onaylatma, onay alma ihtiyacı hisseder. İşte ne bileyim kapıdan geldi. Hani aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum çünkü dediğim gibi milyonlarca çeşidi var. Hani ben kapıdan geçtim mi? Ben kapıdan geçtim mi? Hani aslında bildiği bir şey ama dediğim gibi içgörü olabilir veya olmayabilir. Kötü bir şey olacağı düşüncesi. Yine agresif kompülsiyon ve obsesyonlara örnek. Hastalık, ölüm düşünceleri. Yine seksüel obsesyonlar. Simetri, düzen takıntıları, din ile ilgili takıntılar, yasak ve saldırgan düşünceler, idrar, kaka kaçırma ile ilgili ve rezil olacağı ile ilgili kaygı ve obsesyonlar olabilir. Ve yine agresif içerikli, saldırgan içerikli obsesyonlardan kendisine veya başkasına zarar verme korkusu en sık görülen obsesyonlar. Dediğim gibi bunları karşı cevap olarak çıkan kompülsiyonlardan işte yıkama, kontrol etme yine kuşku obsesyonlarına karşı olabilir. Düzenleme, sıralama, sayı sayma. İçinden sayı sayma olabilir, yolda yürürken tabelaları sayma olabilir, merdivenlerden inip çıkarken merdiven basamaklarını sayma olabilir, yine yolda yürürken ağaçları sayma olabilir. Tanımda bahsettiğim kritik bir nokta var kompülsiyonlarda. Kişi bunu yapmak zorunda hisseder. Yani bir zorunluluk hissi. Mesela görüşmelerde sorarken hani bu tüm bu belirtiler var mı diye çocuklarımıza hani bunu bir oyun gibi mi yapıyorsun? Çünkü bazen insanlar sıkıldığında seyahat sırasında işte beyaz arabaları sayalım, ağaçları sayalım gibi oyun yapabilir çocuklar. Yoksa bunu yapmak zorunda mı hissediyorsun? Bunu yapmadığında kendini sıkıntıda mı hissediyorsun diye ayırmak için sorduğumuz sorular var. Dokunma kompülsiyonları. Hani zihnine gelen herhangi bir kaygılı yaratan obsesyonu gidermek için dokunma davranışı. Mesela gitti annesine dokundu bir kere daha belli bir sayıda olabilir. Veya kendisi işte bir yere dokundu bunu eşitleme. Diğer tarafa da dokunma. Yine eşitleme aklıma gelmişken çiğneme, hani bu tarafta çiğnedim, bu tarafta da çiğnemem lazım gibi davranışlar olabiliyor. Tekrar tekrar yapma, bir şey defalarca kapıları açtım, açtım, tekrar tekrar kapattım. Bu belli bir sayıda da olabilir, hani onun için uygun gördüğü hani 10 kere yapıyorum da diyebilir. Veya içim tam rahat edene kadar, yani kendimi tam huzurlu hissedene kadar yapıyorum dediği de olabilir.
Bu tekrarlama davranışları çok uzun saatleri de alabiliyor. Yani uzun süre kapıda işte kapıyı açıp kapatırken, ışıkları açıp kapatırken takılan çocuk ergen veya erişkin OKB hastaları var biliyorsunuz. Bilenleriniz vardır. Biriktirme aslında istifçilik yine huyu olabiliyor. Zihinsel kompülsiyonlar var. Genellikle zihinsel kompülsiyonların en sık görülenleri içinden dua okuma, içinden sayı sayma gibi kompülsiyonlardır ve yavaşlık. Yavaşlık aslında zihinsel kompülsiyonlara bir yanıt olarak ortaya çıkar ve çok basit işlerde bile inanılmaz derecede yavaş hareket etme görebiliyoruz. Ve tabii ki bu tahmin edersiniz ki çok ciddi bir işlevsellik kaybına yol açıyor. Erişkinlerde görülen obsesyonlar biraz daha farklı. Bazı slaytlarımı geçeceğim. Hani tartışmaya ve soru kısmına vakit kalsın diye. Şöyle aslında görülme sıklığı nasıl diye baktığımızda toplumda yaşam boyu görülme sıklığı %2 ila 3. Çocuk ve ergenlerde görülme sıklığı %0,25 ila 4. Birçok çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozukluk gibi maalesef obsesif kompulsif bozuklukta da geç tanı bizim sık gördüğümüz bir durum. Yani hastalığın ortaya çıkışından ortalama 2,5 yıl sonra çocuk ve ergen psikiyatrisine başvuru oluyor. Bu dönem nasıl olabilir? Belki çocuk ve ergen ebeveynlerinden saklıyor olabilir. Basit ufak tefek obsesif kompulsif davranışları görüyor aile, çok önemli bir şey olmadığını düşünüyor olabilir. Veya hani farkındadırlar ama hani bunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu veya böyle bir uzmanlık alanı olduğunu bilmiyor da olabiliyor bazen aileler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşam kalitesini düşüren ve kısıtlayan hastalıklar arasında ilk 10'da yer alıyor obsesif kompulsif bozukluk. İki tane pik yapıyor görülme yaşı olarak hayat boyunca. Bu piklerden birincisi 7,5 ila 12,5 yaş arası görülüyor. 10 yaş ve 20 yaş olarak görülüyor. Genellikle başlangıç yaşı da 7,5 ila 12,5 yaş arası. Ama literatürde baktığımızda veya benim kendi klinik pratiğimde en küçük kaç yaşında OKB hastası gördünüz diye sorarsanız minimum 2 yaştır. Yani 2 yaşta da biz obsesif kompulsif bozukluk hastası görebiliyoruz. Çocuk ve ergenlerde genellikle erkeklerde daha sık ama yetişkinlerde genellikle kadınlarda daha sık olabiliyor veya erkek kadın eşit sıklıkta bu hastalığa yakalanabiliyor. Şimdi sebeplerine bakalım. Çok ayrıntılıdır hani sebep kısmı. Bazılarını kısaca tartışacağım. Şimdi tabii ki her hastalıkta olduğu gibi bir genetik faktörler var. Bir de genetik olmayan, işte çevresel tetikleyen faktörler, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında görülen bir takım sorunlar nedeniyle, bir takım bağışıklık sistemiyle alakalı nöropsikiyatrik tablolar nedeniyle görülen durumlar var. Şurada bir beyin görüntüleme görüntüsü koydum. Normal yani normal dediğimiz işte herhangi bir psikiyatrik hastalığı veya obsesif kompulsif bozukluğu olmayan bir beyin görüntülemesi, yanında da obsesif kompulsif bozukluğu olan bir bireyin beyin görüntülemesi. Burada farklı beyin alanlarında hani farklı renkler olarak görüyorsunuz siz. Aslında o işte farklı bölgelerdeki yani işlev ve yapı farklılığı. Beyinde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili belli alanlar var. Bunların hem yapısı normal gelişen bireyden farklı hem de bu bölgelerin çalışması normalden daha farklı. Şimdi genetik olarak bir köken vardır derken biz neye bakıyoruz? Genellikle genetik sebepler konuşulurken mutlaka ikiz çalışmalarına bakılır. Tek yumurta ikizlerinde hastalığın görülme sıklığı ile çift yumurta ikizlerinde görülme sıklığı karşılaştırıldığında tek yumurta ikizleri çift yumurta ikizlerine göre çok daha sık ve fazla olarak eş hastalanma oranına sahip. Konkordans dediğimiz yani ikizlerin ikisinde de görülme sıklığı. Yine obsesif kompulsif bozukluğu olan bir kişinin birinci derece akrabalarında normal toplumda görülme riskine göre daha yüksek oranda obsesif kompulsif bozukluğa rastlıyoruz. Bir de bu genetik geçişle ilgili ne kadar küçük yaşta başlıyorsa ailede görülme olasılığı o kadar daha fazla. Bir takım beyin bölgeleri var. Obsesif kompulsif bozukluğa özel. Dediğim gibi bunların hem yapıları farklı hem çalışmaları normal beyinden farklı ve beyinde
üretilen bir takım kimyasal maddeler nedeniyle de obsesyonlar ortaya çıkıyor. Evet, bunlar ayrıntı olarak geçeceğim. Yine beyinde bir takım kimyasal maddeler, yani belki bir kısmınız biliyorsunuzdur, serotonin, dopamin gibi bir takım beynimizdeki önemli nörokimyasal maddelerle alakalı sebepler var. Hani bunlar hem tedavideki başarılar üzerinden yola çıkılarak kurulan hipotezler. Mesela serotonin sistemini hedef alan ilaçlar var ve OKB tedavisinde ciddi derecede hastalar bundan fayda görülüyor. Onun dışında serotonin sistemine etki eden ilaçlardan fayda görmeyen hastalarımız da var. Bu da başka nörokimyasal maddeler de OKB'de rol alıyor diye insanın aklına getiriyor. Tabii ki bilim adamlarının da. Bu da başka çalışmalara yöneltiyor. Şimdi bakalım. Mesela dopamin yine ilişkili olduğu bulunan kimyasal maddelerden biri. Özellikle çocuklukta başlayan olgularda serotoninden ziyade dopaminle ilgili yolaklarda anomaliler daha sık bulunmuş. Zaten bu OKB ile ilgili beyin bölgelerinin de hani ciddi derecede dopaminle alakalı beyin bölgeleri var. Bunlar biraz ayrıntı, bunları o yüzden geçeceğim. Evet. Şimdi Tourette sendromu dediğimiz özel bir OKB formu var. Burada OKB'nin yanında tikler, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özgür öğrenme güçlüğünde bir arada gördüğümüz bir durum. Yine bu Tourette sendromu olan bireylerde dopaminerjik problemler daha sık görülmüş. Hep bilimsel çalışmalardan çıkan sonuçları buraya aldım. Evet. Bir de glutamat diye beyinde yine kimyasal bir madde var. Bu kimyasal maddenin de OKB'nin sebepleri arasında önemli olduğu düşünülmüş ve buna dair bilimsel kanıtlar bulunmuş. Bağışıklık sistemiyle alakalı araştırmalar yapılmış. Çocuklarda boğazda beta enfeksiyonundan sonra yaklaşık 1 ila 2 hafta sonra ani başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk ve tikler sonrası PANDAS dediğimiz özel bir tablo var. Bunun tedavisi OKB tedavisi gibi değil de bu beta enfeksiyonundaki bakteriler beyindeki yapıları, beyinde OKB oluşturan yapıları tuttuğu için ortaya çıktığından dolayı ona yönelik farklı bir tedavi uygulanıyor. Yani sebepleri arasında otoimmünite de olabilir. Özellikle böyle tuhaf başlangıçlı, ani başlangıçlı enfeksiyonlar sonrası başlayan OKB'de otoimmünite aklımızın bir köşesinde oluyor. Tabii ki psikodinamik etkenler önemli bir kısmını oluşturuyor sebepler arasında. Psikodinamik kurama göre OKB belirtileri bastırılmış bilinç dışı dürtülerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu bastırılmış dürtülerin yarattığı kaygı nedeniyle kişi bir önceki faz olan yani ödipal dönemden anal döneme regrese olur. Ve zaten savunma düzeneği yani benliğin savunma düzenekleri olarak OKB'de en sık kullanılan düzeneklerden biri regresyon, biri reaksiyon formasyon, biri yapı bozma, biri de izolasyon. Bunu aramızda alanda çalışanlar anlayacaklardır. Evet. Tabii bilişsel faktörler var. Bilişsel faktörlerden bunları genellikle aslında terapisi sırasında birinci düzey primer tedavisi olan bilişsel davranışçı terapi sırasında kullanıyoruz. Mesela düşünce davranış füzyonu. Nedir? Aklıma gelen bir düşünce gerçek olacak. Mesela annem ölür mü diye düşünüyorum ama bu kesinlikle gerçek olacak diye çok yoğun bir kaygı yaşıyorum. Düşünce davranış füzyonuna yani düşündüğüm şeyler gerçek olacak. Örnek olabilir. Yanlış bilişsel inanışlar. Mesela kendisiyle ilgili kanıt bulamadığı veya gerçekçi olmayan olumsuz düşünceler kişinin. Benim hafızam kötüdür, ben unutkanımdır, dikkatsizim. Hani böyle bir şey olmadığı halde ve bunun sonrasında ortaya çıkan belki kontrol etme kompülsiyonları. Abartılı bir sorumluluk hissi. Hem kişilik yapısı olarak obsesif bir yapı hem de OKB'ye zemin hazırlayabilir. Zarar görme olasılığının normalde olabileceğinden çok daha abartılı hissedilmesi. Düşüncelere aşırı yatırım yapma. Hiç kaygı yaşamayayım.
diye istemek. Yani hiçbir negatif düşünce aklıma gelmesin, hiç kaygı yaşamayayım gibi gerçek dışı hayatla bağdaşmayan istekler. Negatif düşünceler tehlikelidir düşüncesi veya hep alarma kalırsam başıma kötü bir şey gelmesini engelleyebilirim. Bunları dediğim gibi terapi sırasında mutlaka çalışıyoruz. Yine belirsizliğe tahammülsüz, netleştirme istemek veya olayları olduğundan çok daha kötü gösterme veya yaşama, katastrofize etme. Yine tabii ki ben çocuk ve erken psikiyatrist olduğum için çocuk yetiştirme biçimlerine de değinmek istiyorum. Özellikle kontrol etme kompulsiyonu olan hastaların, ebeveynlerinin yüksek beklentileri olan ve aşırı eleştirel kişiler olduğu bulunmuş bilimsel çalışmalarda. Bu nedenle hastaların eleştirilmekten korktukları için ve bunu yaşamamak için, hata yapmamak için sürekli kontrol ve dediğim gibi bunun için geliştirilmiş OKB belirtileri olduğu ileri sürülmüş. Temizlik kompulsiyonu olan hastaların ebeveynlerinin aşırı koruyucu olduğu. Yine başka bir çalışmada OKB'li çocuklarda babanın aşı koruyucu, annenin ise reddedici olduğu. Yine dediğim gibi farklı psikiyatrik durumlar veya kişilik yapısındaki anneler, babalar, bakım verenler, ayrılma, bireyselleşme dönemleri, önceki neslin nasıl olduğu mutlaka değerlendirilmesi gereken özelliklerden. Kaygının yoğun hissettirildiği ama duygusal yoğunluğun ve sıcaklığın az hissettirildiği aileler. Aşırı derecede talepkar ebeveyn tutumları. Aşırı derecede kollayıcı, müdahaleci ebeveyn tutumları. Bu beklentilerin yüksek olması, ebeveynin beklentilerinin ve bunun hissettirilmesi, mükemmeliyetçi yapıyı da doğuran bir şey. Çocukların becerilerine az güvenme ama problem çözme becerilerini yine küçümseyen ebeveynlik stilleri. Aşırı gergin, kaygılı ebeveynler veya aşırı sorumsuz ebeveynler. Her ikisi de aşırı sorumsuz bir ailede çocuk bazen kendisinin üzerinde sorumluluk alma ihtiyacı veya görevi edinebiliyor veya aşırı sorumluluk sahibi ve beklentisi yüksek ebeveynler de bunu çocuğa direkt yansıtabiliyorlar. Çocuğa yaşına uygun olmayan aşırı derecede sorumluluk verilmesi, yine iyi bir problem çözme becerisi olmayan kaçınmanın ebeveynler tarafından desteklenmesi. Çocukların kaygılarına ortak olan ebeveynler nedir? Yani tabii ki kaygılarına ortak olacağız, destek olacağız ama çocuk bir durum hakkında kaygılanıyor. Normalde ebeveynler olarak ne yapmak gerekiyor? Yani sakin kalmak, onun duygularını anlamak ve o problem çözme becerisi geliştirene kadar hani alternatif yollar sunmak, kontrol bizde, hani kontrolü kaybetmedik, sana bu şekilde yardımcı olabiliriz. Gel durumu bir özetleyelim, biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Demek yerine ah ah vah vah gerçekten ne yapacağız? Durum çok kötü diye kaygılarına ortak olan ebeveynler. Kendi kompulsif, kaçınan tarz ve aşırı güvenlik sağlayıcı problem çözme becerilerini çocuklarına dayatan ebeveynler. Din, kültürel değerler, batıl inançlar ve titizliğe aşırı derecede önem veren ebeveynler. Ve çocuğun güvenlik sağlayıcı sorularına sürekli yanıt veren ebeveynler. Evet, nedir? Bunların hepsi tabii ki OKB'yi de doğurabiliyor ama çocuklarda yoğun bir suçluluk duygusu da yaratabiliyor. Özetlemek gerekirse, çocuklarda kısıtlı bir içgörü, yani kendisinin yaptığı kompulsiyonlar veya aklına gelen obsesyonlarla ilgili, hani bu saçma, gerçekçi değil, neden bunu yapıyorum düşüncesinin normale göre az veya hiç olmaması, yine çocuklarda tipik kompulsiyonlardan daha farklı tiklerle karışan bir takım kompulsiyonlar görebiliyoruz. Mesela göz kırpma normalde tik olarak gördüğümüz bir davranış ama çocuk öncesinde aklına gelen bir düşünce, mesela annemin başına kötü bir şey gelecek kaygı yarattı, ben de gözlerimi kırpıyorum bu kaygı gidermek için. O zaman bu kompulsiyon oluyor. Ama bunun altında bir düşünce yok, ben göz kırpıyorum, bu tik olabilir. Veya nefes alma ritüelleri. Yani her davranışı altında yatan sebebi sorgulamak lazım tanıdığını netleşebilmek için. Dediğim gibi kendi ifade etme düzeyine göre veya içgörü düzeyine göre obsesyonların tanımını alamayabiliyoruz bazen. Ve genellikle erişkinde de çocukta da birden fazla obsesyon ve kompulsiyonlar görebiliyoruz. Yine öğrenci oldukları için aşırı mükemmeliyetçiliğe bağlı ödev veya çalışmaların tekrar tekrar yapılması, yazdım, hani tam istediğim gibi olmadı, sildim, sildim, tekrar yazdım. Mükemmel olmadı, ben onun başında saatler geçirdim.
bir türlü ödevimi gönderemedim işte online sistemde veya okula götüremedim. Geç yattım, bitmedi ödev. Hani mükemmel yapmak isterken aslında hiç yapamadım. Nedir? İşlevsellik galiba. Veya orada her seferinde bu kadar çok vakit harcadığım ve sıkıntı yaşadığım için ödevin başına hiç oturmak istemiyorum. Onun dışında çocuklarda yeme reddi ya da kısıtlılığı bir OKB belirtisi olarak görülebilir. Yine hastalık bulaşacağı ile ilgili korkular olabilir, şişmanlama korkusu olabilir, tabaktaki yemeklerin düzenleriyle ilgili takıntılar olabilir. Temizlik kompülsiyonu olan kişilerin, çocuk veya erişkin, el yıkamaya bağlı ellerinde görebileceğimiz hani kızarıklıklar, çatlaklar olabilir. Evet, dediğim gibi değişken de olabiliyor. Ergenlerde de özellikle dini ve cinsel takıntıların arttığını söylemiştim dönem özelliği olarak. Bu obsesyonel yavaşlığın özellikle zihinsel obsesyonlarla alakalı olduğunu söylemiştim. Bazen dışarıdan o kadar tuhaf görülür ki bu OKB'si olan, zihinsel yavaşlığı olan bireyler. Hani neredeyse bizim katatoni dediğimiz ağır hareket etme, sorularınızı ağır, yavaş yavaş düşünerek cevap verme. Hani çok daha tuhaf ve işte psikoz dediğimiz daha ciddi psikiyatrik bozukluklarla karışabilir zihinsel ritüeller nedeniyle. Evet, dediğim gibi içinden dua okumak, tekrarlamak, sayı saymak zihinsel ritüellerin en sık görülenleri. Başka psikiyatrik hastalıklarla bir arada sık görülür. OKB en sık bir arada görüldüğü durumlardan biri depresyon. Genellikle yavaş bir başlangıç yani subklinik dediğimiz aniden ortaya çıkmaz. Birkaç yıldır vardır, eşik altı belirtilerdir, tipleri değişmiştir, giderek artar ve hani hastalık boyutuna gelir. Bazen net tetikleyici stresör bulabilirsiniz. Mesela dedesini kaybetti, çok üzüldü, ondan sonra başladı. Veya işte travmatik bir şey yaşadı, ani başlangıç. Ama genellikle dediğim gibi çok ani başlangıçlarda bağışıklık sistemiyle alakalı otoimmün bir şey mi diye bakıyoruz. Evet. Uzun vadede sosyal sorunlar, akran problemleri, okula devam edememe maalesef, izolasyon. Tabii çocuk ve ergenlerde yaşadığı sıkıntıyı aileye yansıtma, hani takıntılarını aileye, ebeveynleri de dahil etme çok sık gördüğümüz bir şey. Genellikle kötü gideceğini veya kronik yani uzayacak bu hastalık diye bize tedirgin eden şeyler çok erken yaşta başlangıç, hastalığın uzun sürmesi, ilk tedavi yanıtının kötü olması, cinsel dini ve biriktirme takıntıları, obsesyonları olması ve eşlik eden başka bir psikiyatrik hastalık olması veya bu hastalık nedeniyle yatarak tedavi görme gerekmesi kişinin kötü prognoz işareti. Tedavide olmazsa olmaz, mutlaka ilk gelişte bile, yani tedavi adımına başlamadan tanışırken mutlaka yaptığımız şey psikoeğitim. Yani birçok kişi burada rahatlıyor zaten. Hani bunu bir tek ben mi yaşıyorum diye düşündüğünde, hani bunun bir tek kendisi tarafından yaşanmadığını, düzelebilir bir psikiyatrik bozukluk olduğunu, bu konuda bizim ve profesyonel ekibin ona destek sunacağını söylemek ciddi bir rahatlık sağlıyor. Yine aileyi de bu konuda bilgilendirmek, ailenin tutumlarıyla ilgili düzenlemeler yapmak ve onların desteğini almak çok ciddi bir yarar sağlıyor. Onun dışında birinci tedavi, altın standart, farmakolojik yani ilaç tedavileriyle beraber bilişsel davranışçı terapidir OKB'de. Ama onun dışında psikodinamik psikoterapiler veya destekleyici psikoterapiler de terapi sırasında kullanılabilir. Yine özel vakalarda TMO dediğimiz veya OKB'ye özel derin TMO dediğimiz beyin uyarım tedavileri uygulanabiliyor. Çok ciddi ileri düzey vakalarda da hani nadir birkaç vakada da cerrahi yani o beyin obsesif kompulsif bozukluğu yaratan beyin bölgelerine beyin cerrahisi uygulanabiliyor. Çok kısa belki bilmeyenler vardır diye beyin uyarım tedavisinden bahsedeceğim. Transkranyal manyetik uyarım tedavisi yani TMO veya TMS diye biliniyor. Depresyon gibi başka psikiyatrik hastalıklarda da tedavide ciddi yarar sağlayan bir yöntem. OKB'de de özellikle derin TMO kullanıyoruz. İki tane çalışma aldım buraya. Birinde 282 tane OKB'li hasta üzerinde yapılan 10 tane çalışmanın meta analizi. Bir gruba aktif normal TMO uyguluyorlar. Bir gruba da yalancı TMO uyguluyorlar. Yani hastalar onlara TMO yapıldı sanıyor ama yapılan
TMO değil. İki grup arasında ciddi derecede farklı bir tedavi yanıtı var. Yani TMO yapılan hastalar tedaviden fayda görüyor. İkinci grupta da 483 tane OKB'li hastada yapılan 15 tane çalışma var. Yine tedavi yanıtı TMO yapılan hastalarda TMO yapılmayan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş. Şimdi otizm spektrum bozuklukları biliyorsunuz sosyal iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı tekrarlayıcı davranış ve ilgi alanlarıyla seyreden bir bozukluk. Tanımı bu. APA'nın Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2013 en güncel tanımı. Yani iki grup belirti var. Bunlardan birincisi toplumsal iletişim ve etkileşim alanında görülen sorunlar. İkincisi de tekrarlayıcı davranış, ilgi ya da etkinlikler. Bizim OKB yani obsesif kompulsif belirtilere benzeyen grubumuz tekrarlayıcı davranış, ilgi ya da etkinlikler grubu. İletişim ve etkileşim problemleri biliyorsunuz gecikmiş konuşma olabilir, konuşmaya başlamış ama yetersiz kelime dağarcığı olabilir, konuşuyordur ama ses tonunda tuhaflıklar görebilirsiniz. Zamirleri kullanırken kendisinden ben diye bahsetmek yerine mesela Başak bunu yaptı, Başak bunu istedi diye zamirleri yanlış kullanabilir. Duyduğu kelimeleri papağanmış gibi tekrar edebilir. Konuşurken sizin sözlerinizi veya gün içerisinde belli anons veya duyduğu herhangi bir sözü gün içerisinde tekrar edebilir. Sözel değil böyle. Sözel olmayan iletişimde göz kontağı kısıtlı olabilir veya tuhaf, delici bir göz kontağı olabilir. Mimik kullanımı, yani duyguların yüze yansımasında, yani beden dili kullanımında da sıkıntılar olabilir. Bunun dışında insanlarla ve yaşıtlarıyla iletişim kurmaya karşı isteksizlik, genellikle yalnız vakit geçirme isteği ve sosyal ortamlara uygunsuz davranışlar. Şimdi bu iletişim alanı, bir de tabii ki ikinci temel belirti grubu olan tekrarlayıcı davranış, ilgi ya da etkinlikler var. Bizim OKB tanısı koyarken otizmli grupta kafamızı karıştıran belirtiler bunlar. Nedir? Bir takım tekrarlayıcı motor hareketler, stereotipi dediğimiz. Kendi etrafında dönme, sallanma, zıplama, kanat çırpma, parmak ucunda yürüme, ellerine bakma, kitap sayfaları çevirme, parmaklık, demir parmaklıkların yanından hızlı hızlı yürüyüp dönme gibi. Tekrarlayan konuşma kalıpları. Ben ona dedim ki işte merhaba benim adım Başak, bana kendini tanıtacağı yere merhaba benim adım Başak yani ekoleli. Papağan gibi konuşma veya işte dediğim gibi bir yerden bir şey duydu bir anons, onu gün boyunca tekrar ediyor çocuğumuz. Günlük rutinlere bağlılık, sürekli aynı koltukta oturmak isteme, aynı çarşafta yatmak isteme, aynı tişörtle gezmek isteme, aynı o tişört kirlendi, yırtıldı artık atmamız gerekiyor, kilo aldı, büyüdü ama hocam bunu giymek istiyor. Veya evin düzeni, koltukların hocam bir öfke nöbeti geçirdi, neden olduğunu anlayamadık. Evinizde herhangi bir değişiklik var mı? Ya biz geçen gün koltukların yerini değiştirdik. Veya yine evin düzeniyle ilgili bir misafir geldi işte. Bizde bir 15 gündür amcasının kızı kalıyor. Evin düzeni bozuldu. Yani o çocuğumuzun fotoğrafik hafızasında bir sıkıntı oldu. Bunlar o obsesif kompulsif belirtilere benzer özellikleri otizmli çocuklarımızın. Konu veya yoğunluk açısından anormal ilgi alanları nedir? Mesela Asperger sendromlu veya yüksek bilişsel işlevleri olan bir otizmli birey ilgi alanı uzay diyelim. Sizinle sohbet etmek için bu konuyu seçiyor ve saatlerce bu konu hakkında konuşuyor. Eve gidiyor, sabahlara kadar bu konuyu araştırıyor veya tarih seviyor. İnanılmaz tarihle ilgili kitaplar okuyor, araştırmalar yapıyor. Tıpkı bir obsesif kompulsif bozukluk hastası gibi çok fazla vaktini ona harcıyor. Bir de burada duysal hassasiyetler var. Onların OKB'ye benzer bir yanı olmadığı için geçiyorum. Şimdi gelelim otizm ve OKB. Görülme sıklığı normal topluma göre çok daha fazla. Yani otizmli bireylerin yaklaşık %17 ila 56'sında OKB görülebileceği bildirilmiş. Geniş bir aralık. Niye? Çünkü bir yurt dışı çalışması %17 vermiş. Kıymetli hocam Nait Mutavalli Mukaddes'in çalışmasında %56 OKB görülme sıklığı. Yani bu aralıkta yine farklı çalışmalarda verilen sıklıklar var. Topluma göre çok daha yüksek oranda görülüyor OKB. En sık görülen, otizm çocuklarda en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biri. Ama az önce bahsettiğim temel çekirdek belirtileri
kompulsif eğilimler olduğu için konu, yani bu çocuklara OKB tanısı koymak tartışmalı bir konu. Evet, kısıtlı tekrarlayıcı ilgi alanları OKB'deki obsesyonlara benziyor. Yine otizmdeki tekrarlayıcı kendini uyarıcı davranışlar, yani stereotipler dediğimiz hareketler de kompulsiyonlara benziyor. Bunu iyi ayırabilmek lazım. OKB'deki obsesyon ve kompulsiyonlar aslında çok net olarak konuştuğumuz gibi kaygı ve stresle ilişkili. Ama otizmdeki tekrarlayıcı ilgi alanı ve davranışlar yoğun bir ilgi, yani ilgi duymaları çok yüksek o konuya ve memnuniyetle ilgili. Birinci farkımız bu. Yeni yapılan çalışmalardan biri, 2020 çalışması. Yine kompulsiyonların net bir amacı vardır. Ne demiştik? Kişi duyduğu yoğun kaygıyı azaltmak için bunu yapıyor. Otizmdeki tekrarlayıcı davranışların ise net bir nedeni yok. Yani farklı şeyler olabilir. Kendini uyarmak istiyor olabilir, içsel bir uyaran oluşturuyordur. Veya kaygısını modüle etmek istiyordur veya sakinleşmek istiyordur. Keyif aldığı için de yapabilir. Otizmli bir bireyde OKB tanısı koyabilmek için mevcut tekrarlayıcı davranışlarında kalitatif bir değişim, yani işte yaptığının yanına 5-10 tane veya 2-3 tane ciddi farklı takıntı eklenmesi veya bunlar da kantitatif, yani hani ne bileyim hocam oturup kalkardı zaten her zaman hani bir davranışlarını tekrarlardı ama son dönem bunu o kadar yoğun yapıyor ki hani 1-2 saat biz onu oradan alamıyoruz. Tekrar tekrar o davranışı yapmak istiyor. Yine her zamanki takıntılarının hani o çocuğun hayatında yaşattığı bir işlev kaybı var. Ama bu durumun ondan çok daha fazla işlev kaybına yol açması ve dediğim gibi yeni obsesyon ve kompulsiyonların eklenmesi acaba bu çocuğumuzda OKB gelişmiş olabilir mi düşüncesini akla getirir. Şimdi otizmli bireylerde takıntılı davranışlarda artış her zaman OKB geliştiği anlamına gelmez. Depresyonlarında da bu çocuklarımızın stereotipik davranışlarında, tekrarlayıcı davranışlarında ciddi artış görüyoruz. Onun dışında tikler, kompulsiyonlarla sık karışan davranışlar, yine kaygı bozuklukları veya tuhaf dışarıdan anlamlandırılamayan kompulsif davranışlar bazen psikoz dediğimiz ciddi psikiyatrik bozukluklarda da görülebiliyor. Ayrıca tanı çok önemli ama OKB'si olan otizmli bireylerde işlevsellik çok daha ciddi derecede bozulduğu için tedavisi de çok önemli. Evet. Bakalım. Kendini ifade etme becerisi, sözel becerisi zayıf olan otizmli bireylerde daha çok aynen küçük çocuklarda veya tanımlayamayan çocuklarda gördüğümüz gibi kompulsiyonları görürken iyi bilişsel düzeyi olan, ileri derecede yani bilişsel düzeyi olan otizmli bireylerde veya Asperger sendromu bireylerde normal gelişen bir bireydeki gibi OKB öyküsü alabiliyoruz. Otizmli bireylerin takıntıları daha çok objeler, mekanik, elektrik veya bilgisayarlarla ilgiliyken normal gelişen bireylerde genellikle insanlarla ilgili konularla ilgili takıntılar olabiliyor. Yine bu çocuklarımızda kontrol etme, dokunma, çizgide yürüme kompulsiyonları sık. Bazen insanları obje gibi kullandıkları takıntıları olabiliyor. Mesela işte annesiyle babasının aynı çizgide oturmasını isteme, koltukta onları yan yana dizme, eve biri geldi onu da onların yanına dizme veya işte kendi yapmak istediklerini, kendi zihnindeki takıntısını onlara yaptırma. Tabii ki tahmin edersiniz ki bu durum aileler için de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Onların hayatını da zorlayıcı bir şey. Aynı renk giyinmelerini isteme olabilir. Dediğim gibi tekrar tekrar yaptığı bir hareket varsa onun aynısını anne babanın yapmasını isteyebilir. Biz tedavi takibinde daha yakın takip, daha düşük dozlarda ilaçlar başlayıp daha yavaş artırıyoruz. Derin TMO iyi bir seçenek oluyor otizmli çocuklarda. Ama dediğim gibi bilişsel kapasitesi iyi olan otizmli bireyler ve Asperger'li çocuklarımızda da psikoterapiyi mutlaka tedavi sürecine ekliyoruz. Bunlar çocuklarda OKB için genellikle önerdiğim kitaplar. Bu bir bilişsel davranışta kullanılan güzel bir kitap. İkincisi TÜBİTAK yayınlarından obsesif kompulsif bozukluğu olan bir çocuğun kendi öyküsünü anlattığı bir hikaye. Bu takıntılarla başa çıkma daha çok ergen hastaları için. Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur bir yayın dizisi vardı Temizlik Hastaları diye. İşte Jack Nicholson'ın ünlü filmi As Good As It
Geçte de bir OKB'li bireyin öyküsü var. Sabrınız için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz sanıyorum. Deniz Hanım'ın da yardımı ve moderatörlüğüyle. Evet Başak Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben bir ekran paylaşımını durdurayım. Evet. Şimdi bazı katılımcılarımızın soruları olmuş. Onları ben size yöneltiyor olacağım ama diğer katılımcılarımız için de duyuru yapayım. Sorularınızı Q&A butonunu kullanarak Zoom'un alt bölümünde bulunan sorabilirsiniz. İlk soru şu şekilde olmuş Başak Hanım. Saç yolma eğilimi nasıl giderilebilir? Bir antidepresan ismi verilmiş. Onu zikretmeyeceğim ne olduğunu. Bunun kullanımı ile bırakılabilir mi? Yoksa başka bir tedavi yöntemi uygulanabilir mi diye bir soru gelmiş. Evet. Şöyle tabii hastanın yaşından bahsetmediler. Ben şöyle genel bilgi vereyim. Aslında saç yoğurma davranışı trikotilomani dediğim ve bugün benim anlatmadığım ama obsesif kompulsif bozuklukla ilişkili bozukluklar içinde yer alan bir psikiyatrik durum. Tabii ki başka eşlik eden herhangi bir şey var mı? Durumun ciddiyeti nedir? Ona göre ilaç tedavisi de ekleyebiliyoruz. Ama ona özel bir davranış geri çevirme terapisi dediğimiz, habit reversal terapi dediğimiz bir terapi sistemi var uygulanan. Yani ona özel bir terapi sistemi var uyguladığımız. Ciddi bir durum, hani kişilerde ciddi sorun oluşturuyor, hani büyük açık alanlar oluşturabiliyor, saç da olmuyor sadece, bazen kaşta olabiliyor, kirpikte olabiliyor, tamamen kaybolabiliyor. Bazen bu saç koparma sonrası o bölgede hani nasıl diyeyim, halk arasında küstü derler ya, hiçbir şekilde dermatolojik tedaviyle bile geri getiremeyebiliyorlar, peruklarla gezebiliyor kişiler. Ama hem terapisi hem de tedavisi mümkün ve yüz güldürücü sonuçlar da aldığımız bir grup. Çok teşekkür ediyoruz Başak Hanım. Bir diğer sorumuz da şöyle. Down sendromlu bireylerin ortak takıntıları var mıdır? Otizmle ilişkili olarak soruyor zannediyorum katılımcımız. El ve ayak yıkama gibi takıntıları olan birinin durumu neyden kaynaklanabilir? Bu durumda nasıl yaklaşmak gerekir? Özellikle Down sendromlu bireyler için soruyorum demiş. Yani sadece Down sendromu varsa Down sendromuna özel bir takıntı grubu yok. Hani zaten Down sendromunda bir genelleme yapamıyoruz. Sadece kromozomal bir farklılık var. Bu bireylerin hani genellediğimiz hiçbir özelliği yok. Dış görünüşleri dışında zeka kapasiteleri de farklı olabiliyor. Üniversite mezunu, güzel işlerde çalışan, çok sosyal, sevecen, arkadaş canlısı bireyler olabiliyorlar. Nasıl bu özelliklerini gruplandıramıyorsak hani şu tipik bir takıntı görülür. Bu grupta diyeceğimiz bir şey de yok Down sendromunda. Bu Down sendromlu bireyin otizmi var mı yok mu? Tabii onu bilmiyorum. El ayak yıkama kompülsiyonsa eğer, bu kompülsiyon altında az önce bahsettiğim bulaşma obsesyonu, işte ne bileyim yeterince temizleyemiyorum, kirliyim, işte bana hastalık bulaşacak da olabilir. Bu kompülsiyonun ortaya çıkışında hiç bununla alakası olmayan, hani onu rahatsız eden kaygılı bir düşünce de olabilir. Hani mesela diyelim annem ölecek deyip hani bu olmasın diye gidip ellerini ayaklarını defalarca yıkıyor da olabilir kişi. Her zaman uyum bir obsesyon olmuyor altta yatan. Teşekkürler. Bir diğer soru aslında çok düz sorulmuş bir soru. Önemli de bir soru ama ben bunu biraz daha böyle kapsamlı hale getirerek size sormak istiyorum. Otizm kaç yaşında fark edilir demiş ama şöyle sorayım. Artık hani, hep denir ya 2 yaşta, 2,5 yaş civarında otizmi belirleyebiliyor diyorlar psikiyatrlar. Ama artık en erken ne zaman keşfedilebiliyor soruyu bu yandan sorayım. Ve ailelerin aslında merak ettiği bir soru soracağım. Doktorlar ne kadar erken fark ederse fark etsinler, tanı yoluna mı gidiyorlar yoksa biraz daha bekliyorlar mı bazı belirtilerin böyle keskinleşmesi ve onları daha net görebilmek için? Kesinlikle beklemediğimizi, yani bu işi iyi bilen ve bu alanda çalışan uzmanlar olarak kesinlikle beklemediğimizi ve aileleri bekletmediğimizi öncelikle söylemek isterim. 2 yaşa kadar bekleyelim veya 2,5 yaşa kadar bekleyelim diye bir şey de söylemiyoruz. İletişimsel gelişim basamakları var. Aslında bunların olup olmadığına bakıyoruz. Yani
En küçük kaç yaşta hani tanı koyabilir değil de riskli çocuk grubunu alabiliyoruz. Bazen eğer çok hani o sosyal gelişim basamakları için sadece çocuğa süre vermek istiyorsak ama 2 yaşından önce de kesinlikle otizm tanısı konabilir ve uzun çaplı hani yapılan çalışmalarda 2 yaşından önce konulan tanıların geçerliliğinin de sürdüğüne dair bilimsel çalışmalar var. Yani bir çocuk da aslında çok daha erken yaşlarda başlayabiliyor. Nedir? Mesela göz kontağı. Baktığımız normalde göz kontağı bir aylık bir çocukta beklenen bir beceri. Sosyal gülümseme. Gene bir aylık bir gelişim basamağı. Dil gelişimi. Dil gelişimi işte kelimeler, 1 yaş civarı kelimelerin olması gerekiyor. 2 yaş civarı 2 kelimelik cümlelerin olması gerekiyor. Adıyla seslendiğinizde dönüp bakması, yani 6 ila 9 ay civarı olması gerekiyor. Red flags dediğimiz kırmızı bayrak, yani mutlaka hani bunlar olmazsa bu çocuk otizm risk grubundadır dediğimiz bir takım belirtiler var. 1 yaşından önce bile bir çocuk için otizm için riskli diyebiliyoruz. Bir de tabii riskli grup var, hani daha küçük yaşlarda getirilen, ailelerin de dikkatle takip ettiği, çocuğun otizmli bir abisi ya da ablasının olması. Hani gebelik sürecinde tanı koyamıyoruz ama küçük yaştan hani en azından normal mi gidiyor gelişim diye o çocukları takip ediyoruz. Çok teşekkürler Başak Hanım. Biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Katılımcılarımızdan özür diliyorum. Bir ailemizin sorusunu öne almak istiyorum. Oğlum demiş 16 yaşında otizmli, konuşma yok, alıcı dili çok iyi olan, konuşulanları anlayan bir çocuk demiş ama. İfadeci dili yok sadece. Bir çocuk en çok çocukta diyor el yıkama takıntısı başladı. Dışarıdan gelen herkesin elini yıkatıyor. Bazen çok fazla tekrarlatıyor. Gün içinde yaptıramadığında çok huysuzluk yapıyor. Anladığım kadarıyla problem davranış gösteriyor. Bu takıntıları azaltmak için ailemiz ne gibi bir yol izleyebilir? Soruya bir ek yapacağım. Yani çocuğun takibini yapan psikiyatr uzmanından nasıl bir destek alabilir? Takibini yapan bir doktor varsa zaten hani tedaviyi ona bırakmak. Hani eğer iyi bir meslektaşımızdır ama bu alan aksadıysa hani belki başka bir doktordan bu konuda görüş almak. Çok güzel aslında anlatmışlar sıkıntıları. Hani ama gördüğünüz gibi sadece ailenin değil aslında aileye bir şekilde yansıyor. Eve gelen misafirlere bile o takıntıyı yaptırmaya çalışmak şeklinde yoğun bir kaygı yaşıyor ki demek ki çocuğumuz bu şekilde yapmaya çalışıyor. Yani ailenin de sıkıntısı yoğun, çocuğumuzun da yoğun. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. Konuşmadığı için belki bilişsel davranışçı terapi birazcık sınırlı kalabilir. Ama orada ebeveynleri bilgilendirme, terapiyi ebeveynler kanalıyla yapma şansımız olabilir. Çünkü alıcı dili var. Ama dediğim gibi ya bir ilaç tedavisi birinci basamak, hani kullanmadıysa o beyindeki dediğim az önce anlattığım serotonin, dopamin, işte beyin bölgeleri gibi bizim yıllardır netleşmiş bilimsel bir datamız var. Bu çocukta bu davranışların ortaya çıkmasına sebep olan onlara yönelik bir tedavi veya derin TMO dan fayda görebilirler. Yani çözüm yöntemleri var. Bir yerden başlamak ve aileye yardım etmek lazım çocuğa da. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru da şöyle. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip bir çocuğun ebeveynlerinden belirli bir hizada durma gibi davranışları istemesi sonucu ebeveynlerinin bu davranışı yapması bu bozukluğu tetikleyebilir mi? Aslında pekiştirmeden bahsetmiş katılımcımız. Evet, yani bu şöyle, birincisi zaten varsa bu durum, obsesif kompulsif belirtiler varsa mutlaka çocuk yani 0-18 yaş grubu için çocuk ergen psikiyatrisi, 18 yaş sonrası için erişkin psikiyatrisi, yani uzman hekim başlamaları lazım. Uzman hekim değerlendirir. Eğer tıbbi tedaviyi devreye sokacaksa onu devreye sokar. Yani terapiyi kendi yapabilir veya klinik psikolog arkadaşlardan destek alabilir. Çünkü bir şeyden daha bahsettim. Dikkati tekrar çekmek istiyorum. Obsesif kompulsif belirtiler sadece OKB olduğu anlamına gelmez. Depresyonda da bunlar artış gösterebiliyor otizmli çocuklarda. Maalesef depresyonlar bazen intiharlarla sonuçlanabiliyor. Veya o yoğun kaygı, öfke nöbetleri
hareketleriyle sonuçlanabiliyor, çevreye veya kendisine zarar verebiliyor, kardeşlere zarar verebilir o öfke anında. Hani mutlaka profesyonel destek alınması gereken bir durum. Yani bu benim de verdiğim örneğe benzeyen, hani ip gibi dizme veya işte sıraya dizme, herkes yan yana otursun veya bütün hani hareketleriniz simetrik olsun gibi bir davranışta neden kaynaklı sorunun neden kaynaklanıyor olabilir mi demiştiniz yoksa neden kaynaklanıyor olabilir? Ya bir şey tetikler mi diye sormuş aslında. Ailenin çocuğun bu takıntılı durumuna hatırladım. Bunu yapmamız seni davranışı arttırır mı? Aslında çocuk ergenlerde de söylüyoruz. Şimdi oradaki kaygıya tahammül edemedikleri için kişi hem kendisi yapıyor hem de ebeveynleri dahil ediyor. Tedavi sürecine başladıktan sonra yani güvenli bir yere gittikten, çocuğun kaygısını azaltma yoluna gittikten ve yardım arayışı aldıktan sonra engel koymak lazım. Çünkü orada zaten çocuk kaygıyı yönetemiyor. Onunla baş edemediği için bunu yapıyor. Aslında zaten tedavi süreci başladıktan sonra ebeveynlerle yapılan görüşmelerden biri hani sınır koymanız lazım. Hani size geldi, onaylatma takıntısı var, sordu. Beni seviyor musun? Bir kere söyledim. Tekrar beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Anne ben işte ne bileyim bugün okuldan erken geldim değil mi? Anne ben bugün okuldan erken geldim değil mi? Hayır, bir kere cevap vereceksiniz veya işte cevap vermeniz gereken bir şey. Bir kere cevap vereceksiniz, tekrar cevap vermeyeceksiniz. Tekrar tekrar yaptığınızda, davranışı da tekrar yaptığınızda takıntılarda artış oluyor. Yani direnmek lazım ama direnmeden önce o çocuğu birazcık rahatlatmak lazım. Yani ego gücünü, işte çocuğun onunla savaşabilme gücünü arttırıp sonrasında sınır koymak ve yapmamak lazım. Aslında o kadar önemli bir konuya değindiniz ki, yani ben de meslek hayatım boyunca buna o kadar çok şahit oldum ki, özellikle bu çocukların takıntılı davranışlarının bu kadar artışındaki en büyük sebep yetişkinlerin çocuklara sürekli bir olarak uyaran veriyor olması. Bu durumu pekiştiriyor olmasıydı gördüğüm. Aslında o anda durumdan kurtulduklarını zannediyorlar ama kar topu gibi daha da büyüyerek geliyor. Bu noktada da ailelerin şöyle bir kaygısı var aslında Başak Hanım. Ben size onu sorayım. Bunu merak edecek aileler çünkü. Bir cevap verdim. Ama ikincide, üçüncüde cevap vermedim. Bu sefer patlama yaşanıyor diyor. Yani davranış probleminde ciddi bir patlama oluyor ve ben bu durumla baş edemiyorum diyor. Böyle bir durumda da psikiyatrdan mutlaka bir destek alıyor olmak gerekiyor herhalde diye anlıyorum. Evet, evet. O krizleri çünkü zaten baş edemediği için yaptığı için bazen hani kriz olmasın diye söylüyorlar. Bazen hani rahatlatmak için söylüyorlar, yardım etmek için söylüyorlar veya yapıyorlar söylediklerini. Ama hiçbir zaman iyi sonuçlanmıyor. Hani yapılan bu takıntıların ailenin de dahil olup istenenlerin yapılması her zaman takıntıların çoğalmasıyla sonuçlanıyor. Maalesef. Peki bir diğer soru da şöyle. Kardeşim de OKB belirtilerini 2-3 hafta boyunca ara ara gözlemledim demiş. Daha sonra kayboldu. Burada bir OKB'nin varlığından söz edebilir miyiz diye sormuş. Şimdi dışarıdan görünen kısmı belki kaybolmuştur ama tabii hani o nasıl hissediyor, hani başka bir şey çıktı mı, gitti mi, hani kişinin kendisinden bilgi almadan net bir şey söylenemez. Yani genellikle kısa süreli olmaz. Ya da işte dediğim gibi şiddeti önemli, yoğunluğu önemli, kişinin hayatını etkileyip etkilememesi önemli. Dışarıdan gözleyemediği zihinsel bir kompülsiyona dönüşmüş olabilir. Mesela şekil değiştirir dedim ya, belki ne yapıyordu, ne bileyim sıralama yapıyordu. İşte belki el yıkıyordu, 2-3 hafta bunu yaptı. Onun yerine zihinden dua etme geçmiş olabilir. Dışarıdan bunu fark etmiyor olabilirler. Yani kişinin kendisinden bilgi almak lazım. Peki bir diğer soru da otizm ileri yaşlarda görülür mü? Bu çok sık gelen bir soru Başak Hanım. Yani ve şimdi yetişkin olduğumuzda gittiğimiz doktorun uzmanlık alanı da değişiyor. Yetişkin psikiyatrisine gidiyoruz. Kime gitmeli? Soruyu öyle sorayım. Yetişkin biri otizmli olduğundan şüpheleniyorsa. Bir de aşırı ekran kullanımı nedeniyle ilerleyen yaşlarda otizme sebebiyet verilebilir mi gibi bir soru var. Şöyle, otizm nöro gelişimsel bir bozukluk. Yani çocukluk çağında gelişimin erken dönemlerinde başlar. Belirtiler genellikle 3 yaş öncesi başlar. Sonradan başlamaz. Veya işte erişkin bir birey normal gelişmiş gelmiş yoğun bilgisayar kullanıyor, ekran kullanıyor diye otizm olamaz. Hani içe kapanabilir, ne bileyim işte başka psikiyatrik hastalıklar geliştirebilir ama otizm doğuştan gelen ve dediğim gibi 3 yaş öncesi belirtileriyle başlayan bir şey. Ne olabilir?
hafif belirtileri olan, iyi zekası, iyi bilişsel fonksiyonları olan veya Asperger sendromlu bir birey çocukluk çağında tanı almadan atlanmış olabilir. Ama bu tarz hastalar, bu tarz bireyler geldiğinde de zaten muayene ederken biz geçmiş öyküyü de sorguluyoruz. Hani bildiğimiz için doğumdan itibaren neler oldu diye. Evet, 18 yaşa kadar çocuk ergen psikiyatrist. Zaten bu alanda otizm bilgisi iyi olduğu için hani şüphelendikleri durumda tanı koyma konusunda zorluk olmaz. Veya hani fark edilmemiş bir şey onlar o şikayetle gelmemiştir ama biz 15 yaşında, 16 yaşında hani tanı koyabiliriz. Yine bu alanda bilinen iyi hekimler var, hocalar var. 18 yaş üstü birey de görüyor. Aslında 0-23 yaş çocuk ergen psikiyatrisinin hasta takip etme hakkı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği onay da 0-23 yaş, 23 yaş sonrası takip edemiyoruz ama tabii ki bazı çok eski hocalar, eskiden tabii uzmanlıklar, önce de psikiyatri uzmanlığı da olup hani çocuk ergen psikiyatri uzmanlığı da olan hocalar erişkin otizmli bireyleri de takip ediyorlar. Teşekkürler Başak Hanım. Bir katılımcımız kritik bir soru sormuş aslında. Bu arada son 5 dakikamız diye ben planladım ama sizin de zamanınız vardır diyorum. Bu önemli bir soru ve neredeyse bütün webinarlarda soruluyor. Bir hekim olarak sizin de görüşünüzü alırsak harika olur. Otizmli bireylerin farklı işleyen beyinlerinin demiş, DEP, öğrenme güçlüğü, obsesif kompulsif bozukluklar üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Ve bu konuda ilaç kullanımı ne kadar doğru ve yeterli olmaktadır? Aslında ilaç kullanımını biraz burada tartışmaya açmak istedim. Yani bir farklı gelişen beyinlerdeki farklı psikiyatrik bozuklukları soruyor. Evet, normal toplumdan daha sık görebiliyoruz. Doğru bir şeye değinmiş. Beyin tamamen farklı gelişen bir beyin. İletişimle ilgili alanlar, özellikle sosyal beyin ağları dediğimiz ağlarda otizmde farklı gelişme. Hem yapısal hem de işlevsel farklılıklar var. İlaç tedavisi kullanmak ne kadar doğru dediklerinde, bunu zaten bir hekim terazinin kefelerine fayda ve zararları koyarak düşünüyor. Yani ilaç tedavisi standart değildir. Otizmin tedavisi ilaç tedavisi değildir. Nedir? Biliyorsunuz bireysel, özel hazırlanmış eğitim programlarıdır otizmin tedavisi. Sosyal becerilerin geliştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Otizmin temel tedavisi bu. Öfke nöbetlerinde bile iyi eğitilmiş, hani bu alandaki uzman eğitimcilerle öfke nöbetlerinin çalışılmasıdır. Ama otizmli bir birey, tıpkı normal gelişen bir birey gibi herhangi bir psikiyatrik bozukluk geliştirme özgürlüğü var veya durumu var. Otizmli bir birey depresyonu var. Nasıl normal gelişen bir bireyin depresyonunda ben tedavi veriyorum, o bireye de tedavi veriyorum. Veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Çok yoğun dikkat eksikliği. Çocuk hiçbir şekilde akademik ilerleme kaydedemeyen bir çocuk. Yani normal bir bireyde de dikkat eksikliği olduğunda akademik aksaklık olur. Otizmli bireyde eğitim çok önemli olduğu için eğitimden fayda görmesi gerekiyor. Veya kaotik hareketliliği var. Çocuk kazaya açık hareketler yapıyor, riskli davranışlar yapıyor. Hani ben bu çocuğuma tedavi vermediğimde çocuk gidip camdan düşebilir, annesinin elini bırakıp arabaların önüne koşabilir, kesici aletler alabilir, evde yangın çıkarabilir. O zaman ben bu çocuğu korumak zorundayım ve bu çocuğa tedavi sunmak zorundayım. Yani bu şekilde ilaç tedavileri psikiyatrik bir bozukluk varlığında koyuyoruz. OKB sunumunda bahsettiğim gibi her şikayetim var. İşte bu çocuk biraz hareketli diyen herkese biz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koymuyoruz. İşlevsellik bozulması gerekiyor. Günlük hayatın aksaması gerekiyor. Ebeveynlerin, okulun, sosyal hayatın öncelikle çocuğu korumak görevimiz, çocuğa olumsuz yansımaları, sonrasında da çevresini de korumak gerekiyor. Kardeşi, ebeveynlerini de korumak gerekiyor. Yani ilaç tedavisini gerektirir durumlarda veya öfke nöbetleri geçiriyor. Camları yumrukluyor, çocuk bileği, damarları kesilebilir. Ben bu çocuğun öfke nöbetlerini dindirmem lazım. Çok yoğun takıntıları var, yine başka hiçbir şeye adapte olamıyor. Çok yoğun stereotipisi var. Yani bu durumlarda ilaç tedavisi, yoksa otizm geldi, otizm tanısı koydum, hadi bu ilaçları kullanacağız. Böyle bir tedavi yöntemi yok zaten. Eğitimdir otizmin tedavisi. Artık 2021 yılında bu kadar farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Otizmin tedavisinin eğitim olduğunu söylüyoruz, defalarca söylüyoruz.
Özellikle bunu zaten bir parantez açarak değinmeniz bence çok çok güzel oldu. Yani bu iş gerçekten eklektik bir şekilde yürüyor. Yani ortak bir disiplin şeklinde yürüyor. Hekimlerin, işte eğitimcilerin ve ailelerin önemli bir rolde olduğu bir süreç. Çok teşekkür ediyoruz bu konuya özellikle değindiğiniz için. Evet Başak Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı bir webinar oldu ve gerçekten çok kritik sorular da sordu katılımcılarımız. Çok çok değerli sorulardı. Verdiğiniz cevaplar da gerçekten çok tatmin ediciydi. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda Doktor Başak Ayık ile otizm spektrum bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk konusunu ele aldık. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Gelecek ay düzenlenecek webinar için kayıt yaptırmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Webinarlarımızla ilgili duyuruları Tohum Otizm Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca daha sonra izlemek üzere YouTube, dinlemek üzere ise Spotify hesaplarımızdan da takip etmeniz mümkün diyerek herkese iyi akşamlar diliyoruz ve bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.